Herkese bir yeniden merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle biraz bloke hesaptan bahsedeceğiz. Bloke hesap nedir? Bloke hesabı kimler açmalı? Ve hangi sağlayıcılardan bloke hesap açmalıyız? Biraz bunlara değineceğiz. Aynı zamanda Türkiye'den Almanya'daki bloke hesabınıza nasıl para transfer edebilirsiniz? Bir de bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bloke hesap nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Eğer ki Almanya'dan vize almak istiyorsanız ve konsolosluk sizden finansal olarak bazı belgeler istiyorsa siz de bloke hesap açarak bu finansal gerekliliği yerine getirebilirsiniz. Böylelikle konsolosluk sizin finansal olarak vize almaya elverişli olduğunuza ikna olabilir. Eğer vize almak için bir sponsorunuz veya bursunuz bulunuyorsa bu sefer bloke hesaba gerek duymayabilirsiniz. Fakat bu durumda eğer sponsorunuz varsa sponsorunuzun finansal durumunun yeterince elverişli olduğunu konsolosluğa ikna etmeniz gerekir kendinizi. Ya da bursunuz varsa da bu bursun bloke hesap miktarı, en az bloke hesap miktarı kadar ödeme yaptığını vize görüşmesinde konsolosluğa beyan etmeniz gerekir. Mesela bu yılki bloke hesap miktarı aylık 861 euro. Yani eğer ki siz burs alıyorsanız ve bu burs miktarınız 900 euro ise konsolosluk sizden bloke hesap istemez. Ama siz mesela eğer 500 euro burs alıyorsanız 861 eurodan kalan kısmı, yani 361 euroluk her ay için yine tekrar sizden bloke hesap ister. Böylelikle burs miktarınızda da bloke hesapla ne kadar eşleşiyor kontrol etmelisiniz. Aslında bloke hesap açmanın iki farklı yolu var. Bir tanesi geleneksel bankalar üzerinden geleneksel bankacılık yöntemleriyle ve bloke hesap açmak. Diğeri ise dijital servis sağlayıcıları üzerinden bloke hesap açmak. Gelin isterseniz ilk olarak şimdi geleneksel bankalardan nasıl bloke hesap açılır bir onlara bakalım. Evet, ama bence bir örnek verelim geleneksel bankalar için, onun üzerinden gidelim. Evet, doğru diyorsun aslında. Ve bence geleneksel bankalarda en ünlüsü olan Deutsche Bank'a örnek vererek Deutsche Bank'ın üzerinden devam edebiliriz. Evet, bence de mantıklı. O zaman bu geleneksel bankaların, Deutsche Bank'ın bizim hoşumuza gitmeyen iki temel yönü var. Evet, kesinlikle. Bunlardan bir tanesi aslında pahalı olmaları. Evet. Diğeri ise çok fazla dokümantasyon, yani çok fazla evrak işlemi gerektirmesi. Mesela Deutsche Bank'ın sitesine baktığımızda aylık işletim ücretinin 7 euro olduğunu görüyoruz. Aslında bu aylık işletim ücretinin dijital sağlayıcılarla çok fazla bir farkı yok. Ama buna birazdan değineceğiz zaten. Asıl önemli nokta ise bence hesap açma ücreti. Evet. Bu Deutsche Bank'ta hesap açma ücreti 150 euro ve bu gerçekten normal dijital sağlayıcılara göre çok yüksek bir rakam. Zaten onların da ne kadar olduğunu birazdan hepsine değineceğiz. Diğer özelliği ise gerçekten bol prosedürlü olan evrak işlemleri demiştik ve bu gerçekten bol prosedürlü, yani biz burada şaka yapmıyoruz. Deutsche Bank'ın sitesine baktığımızda bloke hesap açmak için bloke hesap açmak için gerekli olan belgeleri konsolosun hem onaylaması hem de bunları alıp Deutsche Bank'a postalaması gerekiyor. Ve bunların hepsi için vize randevunuzdan tamamen bağımsız olarak vize randevunuzdan önce konsolosluktan ayrı bir randevu alıyorsunuz. Konsolosluğa elinizde belgelerle gidip bu belgeleri onların önünde imzalıyorsunuz. Onları imzalatıyorsunuz. Daha sonra da bu belgelerin konsolosluğun Deutsche Bank'a Almanya'ya postalamasını istiyorsunuz. Yani gerçekten bir prosedür. İşte bu iki özellik aslında bizim hiç hoşumuza gitmemişti ve Almanya'ya aslında okumaya giderken biz de bu yüzden geleneksel bankacılık yöntemlerini tercih etmemiştik. Evet, yani belki düşünebilirler, hani en azından güvenilir, bakın koskoca evet. Deutsche Bank benim aracım diye düşünebilirsiniz. Ama aslında bu konuda içinizin rahat olması gerekiyor. Çünkü bizim bu videoda bahsedeceğimiz diğer seçenekler de, dijital bankacılıkla kullanan dijital servis sağlayıcılarının seçenekleri de Almanya Yabancılar Dairesi tarafından onaylanmış kurumlar üzerinden yapılıyor. Yani aslında siz bu işlemleri yaparken referans alınan nokta Almanya Yabancılar Dairesi. Bu yüzden biz diğer seçeneklerin de gayet Deutsche Bank gibi güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. Şimdi gelelim dijital sağlayıcılara. Evet, peki burada neye örnek veriyoruz? Bence burada Expatrio ve Fintiba'ya örnek vermeliyiz. Çünkü Almanya'daki etrafımızdaki arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla en çok Expatrio ve Fintiba kullanılıyor bu alanda. Ve ekranda da gördüğünüz gibi zaten her iki dijital sağlayıcı da Almanya Yabancılar Dairesi tarafından onaylanmış. Tamam, o zaman direkt fiyatlarını karşılaştıralım. Evet, bence de. O zaman aylık hesap işletim ücretine bir bakalım ilk önce. Bu fiyat Expatrio'da 5 euro iken Fintiba'da 4.90. Yani ikisine de aynı diyebiliriz. Şimdi bir de hesap açma ücretine bakalım. Çünkü bu ücret tek seferlik ve sadece hesabı açarken ilk başta ödeniyor. Evet, o zaman bakalım. Expatrio'nun aslında burada büyük bir avantajı var. Çünkü Expatrio 49 euro iken Fintiba 89 euro. Neredeyse yarı yarıya bir fark var aslında. Evet. Ciddi bir rakam. Expatrio'da ayrıca şöyle bir nokta var. Eğer ki siz sağlık sigortasını Expatrio aracılığıyla Expatrio üzerinden alırsanız hesap açma ücreti size 0 euroya geliyor. Yani aslında siz sağlık sigortasını Expatrio'dan almazsanız Expatrio yine daha ucuzken
sağlık sigortasını da ekspatriya üzerinden alırsanız bu sefer bloke hesap açmak size ücretsiz bedavaya geliyor. Tabii herkesin sağlık sigortası yaptırmasına gerek yok. Mesela Türkiye'de SGK'dan AT11 belgesi alıyorsanız bu belgeyle vize görüşmesine gittiğinizde siz o sağlık sigortası koşulunu zaten sağlamış olacaksınız. Ama eğer ki AT11 belgesi alamıyorsunuz çeşitli sebeplerden dolayı, bu yüzden Almanya'dan bir sigorta şirketinden sigorta yaptırmanız gerekiyor kendinize. Ve bunu ekspatriya üzerinden direkt olarak Türkiye'deyken sigortanızı yaptırabiliyorsunuz aslında. Biz sağlık sigortasını da ayrıca bir kontrol etmiştik. Expatrio TK firmasıyla çalışıyormuş ve TK sigorta firması Almanya'da bize göre en ünlü iki sigorta firmasından bir tanesi. Ve ücretlerine baktığımızda aylık sağlık sigortası ücretinin 110 euro olduğunu görüyoruz. Bu öğrenci, student health insurance diye geçen bir hizmet. Ve bu 110 euro expatriodan da satın alsanız 110 euro. TK'nın kendi internet sitesi üzerinden alsanız da 110 euro. Yani expatrio burada aracı olurken size bir fark yansıtmıyor. Sadece aracı oluyor. Evet. Ve bence şöyle de bir avantajı var. Expatrio'ya belgelerinizi yükledikten sonra sağlık sigortasını alırken ek bir çaba göstermiyorsun. Evet. Direkt mevcut belgelerinle tekrar onu da satın alıyorsun. Ama TK üzerinden sağlık sigortasını direkt onlardan almak istersen muhtemelen bir sürü belge yükleyeceksin ve Türkiye'deyken bu süreci yönetmek expatrio üzerinden almaktan daha zor olabilir. Şimdi eğer siz de bloke hesabınızı expatrio üzerinden açmak isterseniz ve bize de destek olmak adına videonun açıklama kısmındaki linkten expatrio sayfa gidebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin linke beraber tıklayalım ve karşınıza neler çıkıyor beraber görelim. Şimdi ben bu linkin aynısını buraya koydum ve git diyorum. Daha sonrasında expatrio sitesi karşımıza çıkıyor. Hatta burada bizim ismimizi de görebilirsiniz bir yeni diye. Özlediyseniz fotoğrafımız da burada ve hakkımızda küçük bilgiler de mevcut. İsterseniz okuyabilirsiniz. Aşağı inince hizmet tipleri karşınıza çıkıyor. İlk önce birinci paket sadece bloke hesap. İkinci olan Value Package denilen bloke hesap ve sağlık sigortası ve bu seçenekte 49 euronuzu geri alıyorsunuz. Bloke hesap açmak size bedavaya geliyor az önce bahsettiğimiz gibi. Bir de üçüncü paket var Health Insurance Plus diye. Bu da özel sağlık sigortasını da buradan alabiliyorsunuz. Ama yani özel sağlık sigortası satın almak çoğu insanı ilgilendirmeyeceği için bence biz bu pakete hiç gitmeyelim. İkinci pakete girelim. Yani burada Value Package. Value Package'e girelim. Burada Apply Now diyor. Tıklıyoruz. İçeriğinde yine tekrar bahsediyor. Şimdi burada sistem size çok kısa çok güzel sorular soruyor. Diyor ki Almanya'da ne yapacaksınız? Buradan bak gördüğünüz gibi işte dil okuyacağım, işte exchange student olacağım vesaire. Biz diyelim ki master öğrencisi olacağım. Bizim durumumuzdaki gibi. Next dedik. Daha sonrasında yaşımızı soruyor. Yaş aralığımıza girdik. 23-30 bizim yaş aralığımız. Evet. Bizimki gibi olsa. Next dedik. Daha sonrasında çocuğunuz var mı diye soruyor. Sanırım sigorta yapacağı için bu bilgiler gerekli ona. Olabilir. Buna no dedik. Next diyoruz. Daha sonrasında da diyor ki bloke hesap miktarınızı gelin hesaplayalım. Şu an 861 euro. Burada da 861 euro çıktı. Sizin eğer atıyorum 500 euro bursunuz varsa farkı yani 361 euroyu buraya yazmanız lazım. Bursunuz yok varsayalım. 861 euro yazıyoruz. Daha sonrasında duration of stay. Şimdi burada şöyle küçük bir bilgi verelim. Eğer ki siz dil kursu, exchange semester gibi geliyorsanız, 6 aylık mesela geliyorsanız buraya 6 ay yapmanız gerekiyor. Buradan seçiyorsunuz, 6 ay diyorsunuz. Ama eğer ki bizim gibi 1 yıl ve 1 yıldan daha fazla kalacaksanız, yani lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olacaksanız, 1 yıldan fazla kalsanız bile 12 aylık, 1 yıllık blok hesap konsolosluktan Türkiye'deyken vize almak için yetiyor. 12 ay yaptık. Daha fazla para koymak istiyor musun üstüne diyor. 0 euro diyelim yani koymayalım. Sonrasında burada aşağıda diyor ki 10.332 euro senin gerekli bloke hesap miktarın. Daha sonrasında da uluslararası para transferlerinde kesilecek farkları da belki bir şey olur diye 100 euro da fazladan koyuyor ne olur ne olmaz konsoloslukta sıkıntı çıkmasın diye. Daha sonrasında 49 euroluk hesap işletim ücretini koyacağım diyor. 60 euroluk da aylık yani aylık 5 eurodan toplam 60 euro bir yıldaki hesap işletim ücretini koyacağım diyor. Ve burada gördüğünüz gibi son miktar 10.541 euro gayet açık şekilde gösteriyor. Ve daha sonrasında 49 euroyu da sana geri veriyorum diyor. Ve son olarak 10.492 euro senin bana transfer etmen gerekiyor bu hesaba diyor. Yani bu hesapta son olarak nasıl yaptığını da gösteriyor. Ve tekrar bizim de söylediğimiz gibi işte Almanya Federal Ofisinden, Federal Yabancılar Ofisinden onaylı olduğunu burada da belirtiyor. Next diyoruz ve diyor ki tamam senin paketin bitti. Yaptım. Burada içeriğini gösteriyor. Aşağı inince de Apply Now diyoruz. Ve burada normal bir işte ad soyad girip telefon numarası girip üye oluyorsunuz ve böylelikle bloke hesabınızı aşama aşama oturduğunuz yerden Türkiye'den hiçbir yere gitmeden rahatça açmış oluyorsunuz. Evet bugünlük bizden bu kadar. Aslında Almanya vize başvuru sürecindeki en önemli adımlardan biri olan
bloke hesap nasıl açılır? Bugün sizinle bunun hakkında konuşmak istedik. Ve biliyoruz, biz de bu süreçten geçtiğimiz için biz de biliyoruz. Bu çünkü vize başvuru süreci çok stresli, çok uzun süren ve çok yıpratan bir süreç aslında. Ve Expatrio gibi uygulamalarla bu süreci daha kolay ve daha kısa hale getirebilirsiniz siz de. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Almanya ile eğitimle alakalı çeşitli videolar var. Eğer ilginizi çekerse onlara da bakabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram'da da ara sıra, hatta her hafta diyebiliriz. Evet. Soru cevap etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Sorularınız varsa bizi oradan da iletebilirsiniz. Ve onun dışında daha böyle eğlenceli konulardan da konuştuğumuz oluyor. Evet. YouTube'da böyle daha resmi, prosedürlü işleri anlatıyoruz. Ama Instagram'da Almanya'nın başka ayaklarını da göstermeye çalışıyoruz. Onları da gözetebilirsiniz. Aynen öyle. O zaman bugünlük bizden bu kadar, dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.